Bakara suresi 152. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Artık beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin." Sahih rivayette sabit olan şu kutsi hadis yukarıdaki ayeti açıklamakta ve asıl maksadı yansıtmaktadır. Kim benim bir dostuma düşmanlık ederse bana karşı savaş açmış olur. Kulum en çok kendisine farz kıldığım ibadetle bana yaklaşır ve o durmadan nafile ibadet ede ede bana yakınlık peyda eder. O kadar ki ben onu sevmeye başlarım. Onu sevince de duyan kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Kulum artık benimle işitir, benimle görür, benimle tutar, benimle yürür. Benden bir şey istese elbette veririm. Bana sığınırsa onu korurum. Yaptığım hiçbir şeyde tereddüt etmedim. Yalnız mümin kulumun ruhunu almakta tereddüt ettim. O ölümden tiksinir, ben de onun nahoş hareketlerde bulunmasından hoşlanmam. Fakat ölümden kurtuluş yoktur. Kul farz ve nafile ibadetleri gönül rahatlığı ve ruh safası içinde yapmaya devam ettikçe Allah'a yaklaşır. İlahi muhabbet vadisinde kademe kademe ilerlerken maşuktan aşıka gelen sevgi nesimine erişir. Bu makamda artık Cenab-ı Rabbül Alemin kulunu sevmeye başlar. Bir nice yaratıkları onun hizmetine sevk eder. Kul bu makamda tam bir edep üzere bulunmalıdır. Beyazid-i Bestami Hazretleri bu makama eriştikten sonra tecelliyat-ı Sübhaniye'nin rahmet ve meveddet nevhalarına nasıl mazhar olduğunu şu cümlelerle anlatmaya çalışmaktadır. Bu makamda ilk durumda yanıldım. Allah'ı andığımı sanıyordum. Gördüm ki o beni anıyor, ben onu anmadan önce. Onu arzuladığımı ve onu tanıdığımı zannediyordum. Gördüm ki ben bu hususta marifet kesbetmeden o beni tanıyor, marifetine mazhar kılıyor. Onu sevdiğimi sanıyordum. Gördüm ki ben onu sevmeden o beni seviyor. Benim muhabbetimden önce onun muhabbeti tecelli ediyor. Ona kulluk ettiğimi zannediyordum. Gördüm ki yeryüzündeki mahlukatı benim hizmetime vermiş. İşte bu makam Cenab-ı Hakk'ın kulunu zikrettiği makamdır. Tasavvufta dört terkten bahsedilir. Bunlardan biri dünyayı terk etmektir. Bu cümle dış görünüşüyle İslam'ın genel ölçüsüne girmemekte ve sünnet-i Resulullah'a ters düşmektedir. Ama hakiki manasıyla sünneti yansıtmakta ve sünnetin hedefini oluşturmaktadır. Çünkü dünyayı terk etmekten maksat onun oyalayıcı, ömrü törpüleyici ve hayat sermayesini maddeye döndürücü ve sevgisini gönülden çıkarıp atmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 23 sene putperestlikle mücadele ettiği kadar maddeperestlikle de mücadele etmiş ve bu hususta binlerce hadis söylemiştir. Buna rağmen dünya milletleri hala da madde ile mana, dünya ile ahiret arasında hakiki dengeyi sağlayamamıştır. Efendimizin hayatı bu mücadelenin model ve örnekleriyle doludur. Bunun için tasavvuf erbabı onun sünnetini bu manada ele almış ve hayatını tatbike çalışmıştır. Allah ve Resulüne gönül bağlarıyla bağlanan bir mümin elbette ki dünyanın ve maddesinin esiri olmaz. O maddenin hizmetinde değil, madde onun hizmetinde olur. O servetin bekçiliğini değil, servet onun bekçiliğini yapar. Böyle olunca da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti anlaşılmış ve ruhuyla, manasıyla tatbik edilmiş olur. Bunun için Büyük Veli Beyazid-i Bestami Hazretlerine soruldu. Sünnet nedir, farz nedir? Allah dostu cevap verdi. Sünnet, dünyayı terk etmek, onun sevgi ve saltanatını gönülden silmektir. Farz, Mevla ile sohbet etmektir.
Artık kim bu ölçüde sünnet ile farzı yerine getirirse, marifete kemale ulaşmış olur. Çünkü Kitabullah'ın tamamı Mevla'nın sohbetine delalet etmekte, Resulullah Efendimizin sünneti ise dünyaya delalet etmektedir. Evet, ne güzel söz ve ne güzel yorum. Namaz için huzura duran mümin bu ibadeti kalp safası, ruh cilası içinde yapıyorsa Allah ile sohbet kapısını açmış olur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu sohbetin anahtarı değil midir? Oruç tutan kimse bu ölçü ve manayla Hakk'ın sohbetine iştirak etmiyor mu? Çünkü ağzı, dili, midesi ve kalbi maddeden kopmuş, manaya yönelmiştir. Zekat ve haç da böyle değil midir? İnsan Allah'ı bildi ve ona, onun yüksek kudret ve azametine inandığı nispetle olgunlaşır ve bununla orantılı olarak ilahi sevgiyle korkuyu kalbine yerleştirir. Cahilin cüreti Allah'ı bilmediği, tanımadığı nispettedir. Alimin sabrı, temkini ve korkusu Allah'ı bildiği ve tanıdığı ölçüdedir. Bunun için bir adam Beyazid-i Bestami Hazretlerini perde ardından gözetlemeye başladı. Gördü ki o büyük zat hem zikrediyor, hem secdeye varıyor, hem de titriyor. Birkaç gün sonra onun huzuruna çıkıp soruyor. Efendi Hazretleri, insan neden dolayı daha çok titrer? Beyazid-i Bestami Hazretleri ona şu cevabı veriyor. Bunu dosdoğru anlayabilmen için 20-30 sene doğruluk yolunda yürümen gerekir. O zaman Allah kullarından bir kısmının neden dolayı korkup titrediğini idrak edebilir ve aynı havaya girebilirsin. Sen henüz yeni konuşmaya başlayan, dil peltekliği içinde bulunan bir çocuk gibisin. Bu pelteklikle Allah kullarının neden titrediğini nasıl anlayabilir ya da öğrenebilirsin? İlahi azametin şaşalı nuruna girenlerdir ki gönül ürpertisi içinde yaşarlar. Yıllarca gönül bekçiliğinin bir yarar sağlamadığını anlayıp kendilerini gizli şirkten kurtararak bütün mevcudiyetleriyle Hakk'a yönelirler. Beyazid-i Bestami Hazretleri bu hususa temasla diyor ki, tam 40 yıl gönül bekçiliği içinde ömür geçirdim ve sonra bunun şirk olduğunu gördüm. Kalbin bu tür şirki Allah'tan başkasına iltifat etmesidir. Nefis terbiyesinde basamak basamak yükselen Allah dostları bu yükselme devresinde zaman zaman kalp bekçiliği yapar. Nefis ve şeytanın oraya nüfuz etmesini engellemeye çalışır. İç mücadele sürüp giderken gönül bazen masivaya yönelir. Onunla meşgul olur. Bu hal veliler için gizli şirk sayılır. Marifet sarayının kapısına kadar gelenler artık bu şirkten de kendilerini kurtarır ve olanca güçleriyle bu kapıda ilahi lütuf ve inayetlere mazhar olmak için çırpınıp dururlar. Çünkü bu makam izzet ve azamet makamıdır. Gönül bütün safiyetiyle titremeye yüz tutar. Gönül ilahi marifetle dolar. Masivanın yeri ve yurdu kalmaz. Gönüller sadece Allah zikriyle itminane kavuşur. Başkasından zevk almaz.